Kitap, kaset ve haç malzemelerinde Önder isim, ihvan, seccade, esans, takke, misvak gibi ürünlerin yanı sıra kendi imalatımız olan tesbih ve diğer haç malzemelerini bol çeşit ve cazip fiyatlarda temin edebilirsiniz. Yıllardır bu sektörde güvenle hizmet veren ihvan, kendi alanında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Dini kaset, CD, VCD çeşitleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir, 41 Yasin, Hatim, Cüz gibi eserlerin yanı sıra her boyutta ayetli ve manzaralı levhalar da mağazamızda bulabilirsiniz. Önce güven ilkesiyle hizmet veren İhvan mağazası Ulu Cami Emirhan Üstü numara 57'de. Telefon 223 76 69 233 91 36. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Milli şairimiz Mehmet Akif'in mısralarında en güzel ifadesini bulan ezanlarımız bir kez daha Bursa semalarını çınlatırken Bursa yeni bir günü yaşıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Somuncu Baba Hazretlerinin, "Ya Rabbi, senden niyazım şudur ki bu memleketin yeşilliği kıyamete kadar baki kalsın ve buraya aç gelen tok ayrılsın." şeklindeki duasına mazhar olan Bursa, Allah Teala'nın çeşitli nimetlerini bol bol ihsan ettiği bir şehir. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Hayya alessalâh. Her ne kadar plansız yapılaşmanın kurbanı olup taş ve beton yığınları arasında sıkışmış ise de yine de yeşiliyle meşhur. Dahası Uludağ'ı, teleferiği, kaplıcaları, ipekli kumaşları, şeftalisi, havlusu, bıçağı ve kestane şekeriyle adını dünyaya tanıtan bir ilimiz Bursa. Bursa'nın tarihi saat kulesi. Osman Gazi'nin Bursa'yı fethiyle birlikte İslam beldesi olan Bursa,
O günden bugüne bu özelliğini muhafaza etmiş, her tarafı buram buram tarih ve kültür kokan şirin bir kent. Tophane sırtlarından kuş bakışı görüntülerle seyrettiğiniz Bursa, bir zamanlar Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapma şerefine de sahip olan önemli tarihi merkezlerden biri. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu mekanın ortasında billur gibi sularla şakırdayarak akan bu şadırvan insanda güzel duygular çağrıştırıyor. Aynı zamanda dinlenme parkı olarak da kullanılan bu mekan, geçmişi günümüze taşıyan sayfiye yerlerinden biri. Savaşlarda kullanılan toplardan biri geliyor görüntü. Burası Osman Gazi Hazretleri'nin türbesi. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğulları sülalesini kuran, adını devletine ve soyuna veren Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlendikten sonra nüfuzu ve kudreti oldukça arttı. Bizanslılarla yaptığı muharebelerdeki zaferlerinden dolayı Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesud ona beylik verdi. Selçuklu Devleti yıkılınca Osmanlı Beyliği bağımsız bir devlet haline geldi. Osman Bey'in en büyük emeli Bursa'yı yeni kurulan Osmanlı Devleti'ne başkent yapmaktı. Kendisi hasta olduğundan oğlu Orhan'ı Bursa fethiyle görevlendirdi ve kalenin fethini duyduktan sonra hayata gözlerini yumdu. 1324 yılında vefat eden Osman Gazi'nin cenazesi Bursa'da defnedildi. Osman Gazi'nin içinde medfun bulunduğu bu türbeye gümüşlü kümbet de denilmektedir. Şu andaki haliyle 1863 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Türbede Osman Gazi ile birlikte hanımı Asporça Hatun, oğlu Alaaddin Bey ile Savcı ve İbrahim Beyler ve isimleri bilinemeyen 12 kabir vardır. Canlarını, kanlarını Allah yolunda feda ederek şehit olan aziz şühedanın hatırasına dikilmiş bir anıt. Şimdi ise Orhan Gazi Hazretleri'nin türbesi önündeki kitabesi görülüyor. 1288 yılında dünyaya gelen Orhan Gazi, beyliğe geçtiği zaman 36 yaşındaydı. Osmanlı Devleti'ni teşkilatlandıran Orhan Gazi, 1326 yılında ilk olarak Osmanlı parasını bastırmıştı. Devletin başkentini Yenişehir'den Bursa'ya nakleden Orhan Gazi, yeni fetihlerle topraklarını genişletti. Geleneklerine bağlı ve son derece iyiliksever bir hükümdar olan Orhan Gazi, İznik'te yaptırdığı imaretin açılışında halka kendi eliyle çorba dağıtacak kadar da tevazu sahibiydi.
Oğlu Süleyman Bey'in genç yaşta aniden vefat etmesiyle derin bir üzüntüye kapılan Orhan Gazi ondan 2 ay sonra 1360 yılında vefat etti. Orhan Gazi türbesi 1855 depreminde yıkılmış ve 1863 yılında bugünkü haliyle Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır. Türbenin ortasında medfun bulunan Orhan Gazi'nin sağında Cem Sultan'ın oğlu Abdullah, hanımı Nilüfer Hatun, oğlu Kasım, kızı Fatma Sultan, Yıldırım Bayezid'in oğlu Musa Çelebi ve kimlere ait olduğu bilinmeyen 14 kabir vardır. Bursa'nın Tophane semtinde bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye ait türbelerin dıştan görüntüleriyle bu ruhaniyetli mekandan ayrılıyor, bir başka ruhaniyetli mekana, Okçu Baba'nın türbesine yöneliyoruz. Tophane'den Çakırhamam'a inilirken sol tarafta bulunan Okçu Baba türbesi hemen dikkati çeker. Burası Okçu Baba türbesi. Halk arasında Okçu Baba olarak tanınan ve Orta Asya'dan gelerek Anadolu'nun İslamlaşmasında rol oynayan Alp Erenlerden biri olduğu zannedilen Okçu Baba'nın Bursa fethine de katıldığına inanılmaktadır. Ancak Bursa sicil kayıtları üzerine yapılan araştırmalarda burada yatan zatın Gazi Nusret Paşa veya Nusreddin Paşa isimli bir kimse olduğu, kendi adına kurduğu vakfın vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Yine sicil kayıtlarında şu anda türbe olarak görülen yerde önceleri Nusreddin Paşa'nın vakfının bulunduğu ve vakfiye kayıtlarında burada yatan zat için Kur'an okutulmak üzere vakfın gelirlerinden bir kısmının tahsis edildiği de anlaşılmaktadır. Vefat tarihi de kesin olarak bilinemeyen Okçu Baba ya da Gazi Nusreddin Paşa'nın 16. yüzyıldan önce yaşadığı tahmin edilmektedir. Burası İsmail Hakkı Hazretleri'nin medfun bulunduğu kabir ve başında İsmail Hakkı Tekkesi'ne bağlı Kur'an kursu öğrencilerinden Fatiha okuyan 2 genç insan. Cumhuriyet Caddesi altındaki mescidinin kıblesinde medfun bulunan İsmail Hakkı Hazretleri meşhur Ruhul Beyan tefsirinin de müellifidir. İsmail Hakkı Hazretleri miladi 1652 yılında Edirne dolaylarındaki Aydos kasabasında dünyaya geldi. 30 yıldan fazla Bursa'da ikamet edip burada vefat ettiğinden dolayı ünvanı Bursevi olarak kalmıştır. İsmail Hakkı Hazretleri yalnız 17. yüzyılın değil, Türk İslam aleminin en seçkin mütefekkirlerinden, büyük alimlerinden ve aynı zamanda tasavvuf sahasının en mümtaz şahsiyetlerinden biridir. Hayatı ilim yolunda çeşitli sıkıntı ve eziyetlerle geçen, acı ve hüzün dolu yaşantısı içinde pek kıymetli eserler veren, talebeler yetiştiren ve nihayet binlerce öğrencinin Kur'an okuyup hafız yetiştiği bir müesseseyi kendi imkanlarıyla yaptırarak bizlere miras bırakan bu yüce insan, şimdi binlerce talebenin fatihalarına mazhar olmakta. Burası İsmail Hakkı Hazretleri'nin kendi parasıyla yaptırdığı Cami-i Muhammedi adlı mescit ve karşısında öğrencilerin Kur'an öğrenimi gördükleri kurs binası. Cami avlusundaki cıvıl cıvıl Kur'an talebeleri bu yüce zatın manevi torunları. Burası İsmail Hakkı Hazretleri'nin çilehanesi. İlim, fikir ve zikir makamı, kulu insanlardan uzaklaştırıp Allah'a yaklaştıran, kabri hatırlatan, ölmeden evvel ölünüz hadisini yaşatan ruhani bir mekan.
Ulu Cami ile Gazi Orhan Camii arasındaki parktan görüntüler. Ulu Cami'nin doğu kapısı ve bahçesi. Her tonuyla yeşile bezenmiş bu ağaçlar, rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan sular, insana bunca nimeti bahşeden yüce yaratanı hatırlatıyor ve Rabbimiz, bütün bunları sen boşuna yaratmadın, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz ayetini akla getiriyor. Namaz saatinin yaklaşmasıyla birlikte namaz hazırlığı yapan müminler. Burası Kozahan. Ecdadımızın bıraktığı hanlardan sadece biri. Ve hanın içinden görüntüler. Hanın ortasında şirin bir mescit. Han esnafının vakit namazlarını eda etmeleri amacıyla yaptırılmış. Yerli yabancı binlerce turistin ilgisini çeken Kozahan, ipek kozası borsasının ve ipekli kumaşların alınıp satıldığı önemli ticaret merkezlerinden biri. Ulu Cami. Yeryüzünde Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Kudüs ve Şam'dan sonra 5. makam olarak kabul edilen ve ülkemizdeki ulu camilerin en büyüğü olan Bursa Ulu Camii, Hicri 1396 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferinden döndükten sonra damadı Emir Sultan'a, zaferle dönerse 20 mescit yaptıracağını adak olarak adadığını söyler. Emir Sultan Hazretleri de ona 20 mescit yerine 20 kubbeli bir cami yaptırmasını tavsiye eder. Bunun üzerine yer tespit edilerek hemen cami inşaatına başlanır. 1400 senesinde caminin ilk açılış hutbesini Emir Sultan, Yıldırım Bayezid ve Molla Fenari gibi zatların bulunduğu bir ortamda Molla Fenari'nin işareti ve Emir Sultan Hazretlerinin arzusu üzere Allah'ın veli kullarından biri olan Somuncu Baba Hazretleri okur. Bu yüce insanın Fatiha suresine 7 ayrı tefsir yaptığı rivayet edilmektedir. Bursa Ulu Camii, Türk İslam sanatının en güzel şaheserlerine sahip eşsiz bir mabet. Minberi ve mihrabı büyük bir aşk ve muhabbet ile emek sarf edilerek, göz nuru dökülerek imal edilmiş nadide sanat eserleri. Duvarlarda hat sanatının göz kamaştırıcı güzellikteki örnekleri insanı adeta büyülüyor. Ulu Cami sanki bir hat müzesi gibi. Mahmut Şerif, Abdülfettah Efendi, Mehmet Şefik Bey, Sultan II. Mahmut, Hoca Ali ve Mustafa İzzet Efendi gibi meşhur hattatların bu paha biçilemez değerdeki eserleri Ulu Cami'ye başka bir anlam kazandırıyor. Bu ulu mabet, 20 kubbesinin altında 3165 metrekarelik alanda yaklaşık 8000 mümini misafir ederek Rabbine kul olmanın, ona secde etmenin dayanılmaz vecdini, zevkini ve lezzetini tattırıyor. Şimdi ise Ulu Cami'nin dıştan görünüşü geliyor görüntüye. Cami avlusu her zaman olduğu gibi kalabalık.
Yılın her mevsiminde yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Ulu Cami, bu kez de bir cuma gününde müminlerin bayram günlerinden birini yaşamanın tatlı telaşına ve kalabalığına sahne oluyor. Burası Yeşil Türbe. Türbe Bursa'nın doğusunda Yeşil semtinde Yeşil Camii'nin güneyindeki yüksek bir tepe üzerindedir. 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Türbenin önündeki kitabede türbeyle alakalı bilgiler verilmektedir. Nefis bir sanatla, aşk ve muhabbetle tezyin edilmiş bir kubbe ve motif motif işlenmiş nefis çiniler, Yeşil Türbe'nin haklı şöhretinde en büyük payın sahibi. Türbede 8 köşe bir set üstüne oturtulmuş, kendine has vakarı ile duran büyük kabir, Çelebi Sultan Mehmed'e aittir. Kabrin kaidesi zengin bir çini dekorasyonuna sahiptir. Üzerinde kabartma celi sülüs tarzında hatla yazılmış kitabesi vardır. Türbede ayrıca Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Yusuf Çelebi, Hafsa Sultan, Ayşe Hatun, Mustafa ve Mahmut Çelebiler ve Daye Hatun'un kabirleri de bulunmaktadır. Mihrapta eşsiz güzellikteki işlemeler, Yeşil Türbe'nin ayrı bir özelliği. Her dokusunda deruni bir aşk ve muhabbetin gizli olduğu bu motifler, insana bütün güzellikleri yaratan cemal sahibi Yüce Mevla'yı hatırlatıyor. Yeşil Türbe'nin dıştan görüntülerinde yeşil mavi tondaki çinilerin güzelliği bir kez daha büyülüyor seyredenleri. Burası ise Yeşil Türbe'nin hemen karşısındaki Yeşil Camii. 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Yeşil Camii içindeki şadırvanın zarif işçiliği herkesin dikkatini cezbeden bir güzelliğe sahip. Cami duvarlarındaki çiniler de ayrı bir ilgi odağı. Caminin dıştan görünüşü. Burası Teleferik semtindeki Teferrüç adlı mekan. Zümrüt gibi yeşillikler arasında merkezinden ayrılan teleferik insanları yüzlerce metre yüksekliğe götürüyor. Önce Kadıyayla durağı, ardından Uludağ'daki sarı alana bu teleferikler vasıtasıyla ulaşım sağlanıyor. Bursa'nın sembollerinden biri olan teleferik, 15 dakika gibi kısa bir zaman diliminde ulaşımı sağladığı için Uludağ ziyaretçileri tarafından özellikle tercih ediliyor. Aynı zamanda sayfiye yeri olarak da kullanılan Teferrüç adlı mekan, Bursa'ya nispetle yüksek olmasından dolayı tatlı bir esintiye sahip.
kaset ve haç malzemelerinde önder isim. İhvan, seccade, esans, takke, misvak gibi ürünlerin yanı sıra kendi imalatımız olan tesbih ve diğer haç malzemelerini bol çeşit ve cazip fiyatlarda temin edebilirsiniz. Yıllardır bu sektörde güvenle hizmet veren İhvan, kendi alanında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Dini kaset, CD, VCD çeşitleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir, 41 Yasin, Hatim, Cüz gibi eserlerin yanı sıra her boyutta ayetli ve manzaralı levhalar da mağazamızda bulabilirsiniz. Önce güven ilkesiyle hizmet veren İhvan mağazası Ulu Cami Emirhan Üstü numara 57'de. Telefon 223 76 69 233 91 36. Burası Yıldırım Bayezid'in türbesi. Türbenin girişinde Yıldırım Bayezid hakkında bilgi verilen bir kitabe mevcut. 1360 tarihinde doğan Yıldırım Bayezid, devletin sınırlarını genişleterek Anadolu'da Türk birliğini sağlamaya çalışmış ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuştur. İzzet-i nefis sahibi, mağrur ve zaferden zafere koşmuş olan Yıldırım, Timur'la yapılan Ankara Savaşı'nı kaybedip esir düşünce esarete dayanamayıp bir süre sonra hastalanmış ve 9 Mart 1403 tarihinde Akşehir'de vefat etmiştir. Bursa'nın doğusunda ve Yıldırım semtinde bulunan türbe 1406 yılında Yıldırım Bayezid'in oğlu Süleyman Han tarafından inşa ettirilmiştir. Türbede ortada pirinç parmaklıkla çevrili Yıldırım Bayezid ile birlikte oğlu İsa ve Kasım Beylere ait kabirler de vardır. Türbede kimlere ait olduğu bilinemeyen sandukalar da bulunuyor. Burası Yıldırım Darüşşifası olarak inşa edilen, şu anda ise Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren ecdat yadigarı bir eser. Şimdi ise türbenin dıştan görünüşü geliyor görüntüye. Yıldırım Camii. Hakim bir tepe üzerinde bulunan Yıldırım Camii'nden Bursa'yı temaşa etmek mümkün. Yıldırım Camii 14. yüzyılın sonlarında tahta çıkmasından hemen sonra Bursa'ya gelişinde Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Nefis mihrap tezyinatı ile dikkati çeken Yıldırım Camii'nin loş ışıklı havası insana manevi duygular tattırıyor.
Burası ise Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi Hazretlerinin türbesi. Osman Gazi Hazretlerinin kayınpederi Şeyh Edebali'nin torunlarından olduğu rivayet edilen Süleyman Çelebi Hazretleri, ilmi, irfanı ve güzel hasletleriyle ün salmış ve devrin padişahı Yıldırım Bayezid tarafından divan imamlığına getirilmiş, sonra ise Ulu Cami imamlığına tayin edilmiştir. Kanun gereği kapatılan tekkeler ve türbeler içinde ilk açılanlardan biri de Süleyman Çelebi Hazretlerinin türbesidir. Şu anki türbe 1945-1952 yılları arasında Vali Haşim İşcan ve Bursalı hayırseverlerin iştiraki ile yapılmıştır. Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ın türbesindeyiz. Şefkatli ve merhametli oluşu onu çevresinde çok sevdirmişti. Adil, salih ve takva sahibi biri olup dualarının Allah katında makbul olduğu nakledilmektedir. Bir defasında imamına ağlayıp, "Mevlana, günahımın çokluğundan mıdır nedir? Namaza başlarken 3 kere Allahu Ekber deyip tekbir almayınca Kabe-i Muazzama'yı müşahede edemiyorum. Sen hemen bir tekbirle ne hoş müşahede edersin," dedi. Tarihçi Neşri bu olayı aktardıktan sonra şunu eklemektedir: "Hüdavendigâr salih biri olduğundan ve safiyetinden dolayı herkesi tekbir alıp el bağlayınca kendisi gibi Kabe'yi müşahede eder zannederdi." Yine Neşri'nin kaydına göre Kosova Savaşı'nın gecesinde Murat Hüdavendigâr'ın Cenab-ı Hakk'a şöyle bir yakarışı vardır: "İlahi, bunca kere duamı kabul edip beni mahrum etmedin. Yine duamı kabul eyle. Allah'ım, mülk ve mal senindir. Kime istersen ona verirsin. Ben de bir aciz kulunum. Fikrimi ve sırlarımı sen bilirsin. Maksudum mal ve mülk değildir. Buraya bunun için de gelmiş değilim. Sadece senin rızana erişmeyi isterim. Ya Rabbi, beni müminlere kurban eyle. Yeter ki müminleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Ya İlahi, bunca Müslümanın katline beni sebep eyleme. Onları sen mansur ve muzaffer eyle. Onlar için ben canımı kurban ederim. Tek sen kabul eyle. İslam askerleri için ruhumu teslime hazırım. Yeter ki bu müminlerin hezimetini bana gösterme. İlahi, beni katında misafir edip müminlerin ruhunu, benim ruhumu feda kıl. Evvel beni gazi kıldın, son günümde de şehitlik rütbesine ulaştır." Duası kabul olunan Murat Hüdavendigâr Hazretleri savaştan sonra bir Sırp askeri tarafından haince bıçaklanarak şehit edildi ama İslam orduları Kosova Muharebesi'nin galibi oldular. Burası 1. Murat Hüdavendigâr Camii. Çekirge'den Hüsnü Güzel'e giderken Bursa Ovası'na bakan bir mevkide kurulmuş bulunan Hüdavendigâr Camii iki katlıdır. Altı cami olarak hizmet verirken üst kat medrese olarak kullanılmıştır. Mihrab ve minber nefis bir şekilde tezyin edilmiştir. Caminin içinde küçük bir şadırvan bulunmaktadır. Cami içi bir kubbe ve iki kemerle örtülüdür. Şimdi ise Muradiye Camii'ndeyiz. Bu semte ismini veren mimari kompleksin en güzel eseridir. II. Sultan Murat tarafından 1425-1426 yıllarında yaptırıldığı anlaşılan Muradiye Camii, iki büyük kubbe ve yanlarında kubbe ile örtülü geniş birer eyvandan ibarettir. Mihrap ve duvar çinileri eşsiz güzellikte birer sanat şaheseridir.
caminin avlusunda üstü kapalı şirin bir şadırvan bulunmakta. Burası ise 17. yüzyıla ait bir Osmanlı evi. Şu anda bir müze olarak kullanılmakta ve ziyaretçiler tarafından gezilebilmektedir. Emir Sultan Hazretlerinin türbesindeyiz. Asıl adı Mehmet Şemsüddin olan Emir Sultan Hazretleri Buhara'da dünyaya geldi. Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyid Mehmet adlı zatın oğludur. Buhara'da tahsilini tamamlayan Emir Sultan Hazretleri, Halvetiye tarikatının Nurbahşiye koluna intisap ederek tasavvuf yoluna girmişti. Bu koldan icazet alınca önce hac edası için Mekke'ye, oradan da Medine'ye giderek bir müddet Medine-i Münevvere'de ikamet etmişti. Sevgili Peygamberimizden aldığı manevi bir işaret üzere Bursa'ya gelmiş ve Pınarbaşı semtindeki Gar-ı Aşıkan denilen mevkide bir müddet inzivaya çekilmişti. Yine Peygamber Efendimizin manevi işaretiyle Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenen Emir Sultan Hazretleri bundan sonraki hayatını ilim ve irşad ile geçirmişti. Allah yolunda olan bir kimsenin gönlünde haktan başka bir arzu bulunmaz buyuran ve bu sözü ömrü boyunca yüce şahsında bizzat yaşayan Emir Sultan Hazretlerinin sağlığında kendisine hizmet eden yakınları ne zaman Hazreti Emir'in huzuruna girsek onu hasırdan seccadesinin üstünde namaz kılarken görürdük demişlerdir. Emir Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz gibi 63 yaşındayken Hicri 833 miladi 1429 yılında vefat etmiş ve şimdiki türbesine defnedilmiştir. Emir Sultan Hazretlerinin türbesi caminin hemen yanındadır. 1855 yılında yıkılan türbeyi 1868 yılında Sultan Abdülaziz yeniden yaptırmıştır. Kapıdan girilince ortada yüksek yaldızlı parmaklık içinde Emir Sultan'ın, sağında oğlu Emir Ali'nin, solunda hanımı Hundi Hatun'un ve iki kızının sandukaları bulunmaktadır. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı Bayram Veli, Konya'da Mevlana türbeleri gibi Emir Sultan türbesi de Bursa'nın manevi sembolü olmuş ve yılın her mevsiminde yerli yabancı binlerce insanın ziyaret ettiği bir makam olmuştur. Burası Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin makamı. Somuncu Baba Hazretleri Kayseri'de dünyaya gelmiş, tahsilini tamamlamak amacıyla Kayseri'den Şam'a, Şam'dan Tebriz'e, Tebriz'den Erdebil'e giderek
Şeyh Safiyüddin İshak'ın torunu Hacı Alaüddin Erdebili'ye talebe olmuştur. Kısa zamanda bu değerli mürşidin yanında yetişen zahiri ve batini ilimlerde zamanının değerli bir alimi olan Somuncu Baba Hazretleri Bursa'ya gelerek kendisine bir çilehane, yanında da iki küçük fırın yapmıştır. Pişirip sattığı ekmeklerle halk arasında kısa zamanda sevilmiş ve Somuncu Baba olarak tanınmaya başlamıştır. Somuncu Baba bu küçücük fırınlarında pişirdiği ekmeklerle Ulu Camii inşaatında çalışan işçilere ekmek yetiştirmiştir. Onun bu kerameti gün geçtikçe halkın dikkatini çekmiş, sonunda Ulu Camii'nin açılışı gününde Emir Sultan ve Molla Fenari Hazretlerinin ifşaatıyla Yüce Veli Somuncu Baba'nın sırrı ortaya çıkmıştır. Ulu Camii'nin açılışında hutbeyi okuması üzere minbere davet edilen Somuncu Baba Hazretleri, Fatiha suresine 7 ayrı tefsir yapmış ve cemaati hayran bırakmıştır. Namaz bitiminde Ulu Camii'nin 4 ayrı kapısından çıkan müminlerin hepsi de Somuncu Baba Hazretleri'nin elini öptüklerini söylemişlerdir. Sırrı ortaya çıkan ve şöhretten kaçınan Somuncu Baba Hazretleri artık Bursa'da duramayacağını Emir Sultan'a bildirmiş ve son olarak Dua Çınarı mevkiinde Bursa için dualar ederek bilinmeyen yerlere doğru yola çıkmıştır. Şu anda bakımsızlık içinde bulunan Somuncu Baba dergahı ilgililerin alakasını bekliyor. Molla Fenari Hazretlerinin türbesindeyiz. Bursa'nın güneyinde, dağ başında Aydede denilen semtin altında ve adıyla anılan mahallede caminin avlusunda yatan Molla Fenari Hazretleri, 1350 yılında Horasan ilinin Mavera-un-Nehir bölgesindeki Fener kasabasında doğmuştur. Asıl adı Şemsüddin Mehmet'tir. Molla Fenari ilk tahsilini babasından almış ve tasavvuf zevkini ondan tatmıştır. Daha sonra Bursa'ya gelmiş, Bursa, İznik, Amasya ve Mısır'da çeşitli hocalardan ders almıştır. Sonunda Bursa'ya dönerek Bursa kadısı olmuş ve aynı zamanda manastır medresesine müderris olarak tayin edilmiştir. Hüdavendigâr zamanında ise Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı olmuştur. Molla Fenari Hazretleri misafiri çok sever, hiçbir günü misafirsiz geçmezmiş. Şöhretini işitenler İran'dan, Türkistan'dan, Arabistan'dan ve Mısır'dan ziyarete gelirler ve günlerce Molla Fenari'nin evinde misafir kalırlarmış. İpekçi dükkanından kazandığı paranın tamamını evindeki misafirlerine harcamayı uygun görürmüş. 21 sene Bursa'da kadılık yapan Molla Fenari Hazretleri yüzü aşkın eser yazmış ve 1441 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Burası Üç Kuzular Türbesi. Türbede yatan kişilerin Emir Sultan Hazretlerini Medine'de tanıyarak peşine düşen üç kardeş olduğu rivayet edilmektedir. Aylarca seyahat ederek Emir Sultan'ı arayarak Bursa'ya kadar gelen ve nihayet izini bulan bu kardeşleri Emir Sultan Hazretleri sırtını sıvazlayarak şöyle karşılamıştır: "Haydi ben emri peygamberi ile geldim. Siz bari Medine'de kalaydınız. Oradan neden ayrıldınız? Akuzularım, akuzularım." Bundan sonra bu üç kardeşin isimleri üç kuzular olarak kalır. Herkes bunları üç kuzular olarak çağırır. Ömürlerini Bursa'da ve bu mahallede tamamlarlar. Buhara'dan gelmiş olan bu kardeşlerin isimleri Safiyüddin, Açıkbaş Mehmet ve Ali'dir.
Buradaki türbeyi Karaca Muhittin yaptırmıştır. Bir halveti şeyhi olan Karaca Muhittin Efendi ile birlikte diğer bazı kabirlerde bu türbede yer almaktadır. Burası Tezveren Sultan Hazretleri'nin türbesi. Türbesi Kuzgunluk'taki aynı adlı sokaktadır. Asıl adı Şeyh Ataullah olan ve bir harp sırasında şehit düşen Tezveren Sultan hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Türbenin giriş kapısında bulunan ve Hayrullah Nedim tarafından yazıldığı belirtilen kitabede maalesef İslam akaidine ters düşen ifadeler yer almaktadır. Tezveren Sultan'ın bütün istekleri yerine getireceğinden bahsedilmekte, bunun için cumartesi günleri sabah bu makama gelip dua edilmesi gerektiğinden söz edilerek İslam'ın tevhid inancına ve her şeyi ancak ve ancak Allah'ın vereceği yönündeki düşünce tarzına zıt ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin bir sonucu olacak ki Tezveren Sultan'ın kabri bilhassa kadın ziyaretçilerle dolup taşmakta, kabri başında mum yakılmakta, çaput bağlanmakta ve mezar üzerine eşarp bağlamak gibi batıl inançlarla bu yüce zat rahatsız edilmektedir. Burası Üftade Hazretleri'nin türbesi. Büyük Türk mutasavvıfı, hak aşığı Hazreti Üftade 1479 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Muhyiddin olan Hazreti Üftade, babasının ani vefatıyla kardeşlerine bakmak mecburiyetinde kalmış ve sıkıntılar içinde geçen çocukluk yıllarından sonra Ulu Camii gibi makamı yüce bir mabette müezzin olmak şerefine nail olmuştur. Yakıcı sesiyle okuduğu ezanlar sayesinde müminlerin gönlünde taht kuran Üftade Hazretleri 40 yaşına kadar evlenmemiş ve kendisini Kur'an kıraatine, ibadet ve taate adamıştı. Müezzinlerden önce camiye gider, onlardan sonra çıkardı. 61 yaşına kadar hizmetini fahri olarak devam ettiren Üftade Hazretlerine hizmetine karşılık olmak ve maişetini temin maksadıyla devletçe aylık 2 akçe maaş bağlanmıştı. Aylık olarak aldığı bu akçelerden dolayı şeyhi tarafından azarlanmış ve Allah için yapılan hizmette hiçbir ücret alınmasının doğru olmadığı bildirilmiş ve bu olaydan sonra şeyhi Hızır Dede ona düşkün, biçare manasına gelen Üftade lakabını vermiştir. Türbede Üftade Hazretlerinden başka hanımının, oğullarının ve torunlarının da kabirleri bulunmaktadır. Hazreti Üftade'nin 400 yıl önce yazmış olduğu şiirlerinden birinde Yüce Veli şöyle diyor: Hakk'a aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı? Arif olan cevherim boş yerlere saçar mı? Gelsin marifet olan, yoktur sözümde yalan, emmareye kul olan hayrı şerri seçer mi? Gerçek bu söz yarenler, gördüm demez görenler, keramete erenler gizli sırrın açar mı? Üftade yanıp tüter, bülbüller gibi öter, dervişlere taş atan iman ile göçer mi? Türbenin karşısında Kur'an kursu, yanında ise Üftade Camii yer almaktadır.
Burası eskici Mehmet Dede'nin türbesi. Tahtekale'den Pınarbaşı mezarlığına doğru çıkarken sol taraftaki Akbıyık simit fırınının karşısında yaşlı bir selvi ağacının altında birkaç mezar vardır. Bunlardan biri eskici Mehmet Dede'ye aittir. Mezar taşında yazılanlardan anlaşıldığına göre Hicri 988 yılında vefat eden eskici Mehmet Dede aslen Amasyalı olup sonradan Bursa'ya yerleşmiştir. Abdülmümin Mescidi yanında ikamet eden eskici Mehmet Dede bazen Bedesten'de ticaretle uğraşmış, bazen eskicilik yapmış, bazen de tasavvufi hayata dalarak dünyaya yönelik bütün işleri terk edermiş. Üftade Hazretleri'nin müritlerinden olan eskici Mehmet Dede aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini de irşad ederek Üftade Hazretlerine ulaştıran zattır. Kaynaklarda onunla alakalı pek çok kerametinden bahsedilmektedir. Burası Gazi Timurtaş Paşa Türbesi. Türbesinden görüntüler seyrettiğiniz Gazi Timurtaş Paşa, Murat Hüdavendigar'ın emirlerindendir. Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu Beylerbeyi olan Gazi Timurtaş Paşa, İsa Çelebi'nin de vezirliğini ve kumandanlığını yapmıştır. 1403 tarihinde Ulubat Cengi'nde şehit olarak vefat etmiştir. Gazi Timurtaş Paşa'nın Çakırhamam'daki türbesinden görüntüler izlemektesiniz. Molla Hayali Hazretleri'nin kabri başındayız. Zeyniler Camii avlusunda bulunan Hayali Ahmet Efendi, Osmanlı alimlerinin büyüklerinden olup aslen İzniklidir. Hayali Hazretleri, İznik ve Filibe medreselerinde müderrislik yapmış ve birçok ilmi eser yazmıştır. Molla Hayali Hazretleri'nin Şeyh Abdurrahim Merzifoni vasıtasıyla Zeyniye tarikatına intisap ettiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. 1470 yılında 33 yaşındayken vefat ederek bugünkü kabrinin bulunduğu Zeyniler Mezarlığı'na defnedilen Molla Hayali Hazretleri, genç yaşta vefat etmesine rağmen geride değerli eserler bırakmıştır. Haşiye-i Şerh-i Akaid, Şerh-i Kaside-i Nuniye, Talikat ala Şerh-i Makasit bu eserlerden bazılarıdır. Molla Hayali Hazretleri'nin kabrini bugünkü şekliyle yaptıran Sultan II. Abdülhamid'in yakınlarından Hacı Ali Efendi'dir. Mezar taşında şöyle yazılıdır: Hüvel Hallakul Baki, Gariki Rahmeti Rab, El Müteali Mevlana Fazıl Şemseddin, Ahmet El Hayali Lillahil Fatiha, Sene 875. Molla Hüsrev Hazretleri'nin yattığı kabristandan görüntüler. Osmanlı alimleri arasında müstesna bir yeri olan bu değerli insanın asıl adı Mehmet'tir. Tokat civarındaki Türkmenlerden Ersak kabilesindendir. Burhaneddin Haydar el-Hirevi gibi büyük alimlerden ders alarak yetişen ve özellikle hukuk ve din bilimleri alanında adından söz ettiren Molla Hüsrev, önce Edirne'deki Şah Melik ve Çelebi medreselerinde müderris oldu. II. Murat döneminde kazasker olan Molla Hüsrev, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet zamanında ise İstanbul kadılığına tayin olunmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra cami haline getirilen ve ibadete açılan Ayasofya'ya Molla Hüsrev girdiği vakitler halk topyekün ayağa kalkardı. Çok hoşuna giden bu durumu gören Fatih hislenerek şöyle dermiş: Zamanımızın Ebu Hanifesi Molla Hüsrev'dir.
Molla Hüsrev konağında birçok yardımcıları varken bunların hiçbirini kendi hizmetinde kullanmaz, odasını kendisi süpürür, mangalını kendisi yakar, mütevazi bir hayat yaşarmış. Bazen şiirle de meşgul olan Molla Hüsrev bir beytinde şu hikmetli sözleri söylemiştir. Lüzumsuz para harcamak nasıl ki sefalete yol açarsa, lüzumsuz yere fikri beyan etmek de pişmanlığa yol açar. Hicri 886 yılında İstanbul kadısı iken vefat eden Molla Hüsrev Hazretleri'nin naaşı Bursa'ya getirilerek Zeyniler Mezarlığı'nda Molla Hayali Hazretleri'ne yakın bir yerde defnedilmiştir. Şu andaki görüntüler Molla Hüsrev Medresesi'ne ait. Zeyniler Camii'ne ait görüntülerle Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini, evliya kabirlerini konu alan filmimiz sona eriyor. Ve haç malzemelerinde Önder isim, İhvan, seccade, esans, takke, misvak gibi ürünlerin yanı sıra kendi imalatımız olan tesbih ve diğer haç malzemelerini bol çeşit ve cazip fiyatlarda temin edebilirsiniz. Yıllardır bu sektörde güvenle hizmet veren İhvan, kendi alanında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Dini kaset, CD, VCD çeşitleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir, 41 Yasin, Hatim, Cüz gibi eserlerin yanı sıra her boyutta ayetli ve manzaralı levhalar da mağazamızda bulabilirsiniz. Önce güven ilkesiyle hizmet veren İhvan mağazası Ulu Cami Emirhan Üstü numara 57'de. Telefon 223 76 69 233 91 36.
kaset ve haç malzemelerinde önder isim İhvan. Seccade, esans, takke, misvak gibi ürünlerin yanı sıra kendi imalatımız olan tesbih ve diğer haç malzemelerini bol çeşit ve cazip fiyatlarda temin edebilirsiniz. Yıllardır bu sektörde güvenle hizmet veren İhvan, kendi alanında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Dini kaset, CD, VCD çeşitleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir, 41 Yasin, Hatim, Cüz gibi eserlerin yanı sıra her boyutta ayetli ve manzaralı levhalar da mağazamızda bulabilirsiniz. Önce güven ilkesiyle hizmet veren İhvan mağazası Ulu Cami Emirhan Üstü numara 57'de. Telefon 223 76 69 233 91 36. Ve haç malzemelerinde önder isim İhvan. Seccade, esans, takke, misvak gibi ürünlerin yanı sıra kendi imalatımız olan tesbih ve diğer haç malzemelerini bol çeşit ve cazip fiyatlarda temin edebilirsiniz. Yıllardır bu sektörde güvenle hizmet veren İhvan, kendi alanında bir numara olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Dini kaset, CD, VCD çeşitleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir, 41 Yasin, Hatim, Cüz gibi eserlerin yanı sıra her boyutta ayetli ve manzaralı levhalar da mağazamızda bulabilirsiniz. Önce güven ilkesiyle hizmet veren İhvan mağazası Ulu Cami Emirhan Üstü numara 57'de. Telefon 223 76 69 233 91 36.